Herkese merhabalar, ben Doktor Fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Bu videoda size boyun fıtığını tetikleyebilecek 5 özellikle duruş pozisyonundan bahsedeceğim. 2018'de yapılan bir çalışmaya göre özellikle başınızın öne düştüğü pozisyonlarda arka taraftaki o fıtık alanının ya da fıtık yoksa bile sinire bası yapacak disk alanının baskı altında kalıp fıtık oluşma riskini artırdığı, varsa da fıtığınızın ağrılarını artırdığı çalışmalarla gösterilmiş. Bununla birlikte yine 2021 yılında yapılan bir çalışmaya göre özellikle bilgisayar başında geçirdiğiniz vakit, buna bence artık telefonu da ekleyebiliriz, boyun fıtığı görülme riskini yine kat be kat artırıyor. Dolayısıyla bu videomda size belki de fark etmeden yaptığınız 5 duruş bozukluğundan bahsederek bunların önüne bu bilgilerle birlikte geçebilip bu duruş bozukluklarını değiştirerek en azından fıtık varsa bulgularını azaltabilir. Ağrılarınız kolunuza yayılıyorsa en azından duruşunuzdaki değişikliklerle birlikte geri çekilmesini destekleyebilir. Aslında iyileşme sürecine katkı sağlayabilirsiniz. Sadece duruşunuzu değiştirerek. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bu söylediğim bilimsel çalışmaları da unutmadan açıklamalar kısmından okuyup gözlemleyebilirsiniz. Gelin öncelikle birinci duruş pozisyonundan bahsederek devam edelim. Birinci hatamızdan bahsetmek istiyorum. Az önce söylediğim gibi özellikle 2021 yılında yapılan çok önemli de bir dergide yayınlanan bilimsel çalışma şunu söylüyor. Telefonu başınız önde bu şekilde düşmüş pozisyonda eğer uzun süre karıştırıyor ya da uzun süre inceliyorsanız maalesef boyun bölgesinde o bahsettiğim fıtığa neden olan disk alanı inanılmaz derecede sıkışıyor. Dediğim gibi erken dönemde sadece boyun ağrısı eşlik ediyor olabilir. Ama ilerleyen dönemde bu durum fıtığınızda varsa belki şunu bir gözlemleyebilirsiniz. Birçok hastamdan klinikte de şunu duyuyorum. Uzun süre telefonla uğraştıktan sonra kollarına inen bir uyuşma, karıncalanma hissi. Aslında bunun nedeni dirseğinizi bir yere dayamak ve benzeri durumlar olsa da en sık başınızın önde kaldığı pozisyonda o fıtıklı alanın biraz daha stresinin artması ve yakınlarındaki sinirlere uyarı yoluyla uyuşukluk, karıncalanma olabilir. Size sinyal vermesi. Dolayısıyla eğer böyle bir pozisyonda telefonu izliyor ve bakıyorsanız mutlaka pozisyonunuza bir çeki düzen verin. İlla telefonla oynayacaksak ki maalesef bu kaçınılmaz. Yapacağımız en önemli şey duruşumuzu kambur pozisyonda bırakmak yerine elimizi dirseğimizle destekleyip telefonu göz hizamıza almak olacaktır. Bu pozisyonda hafif başınızı arkada tuttuğunuzda o fıtığın neden olduğu bası alanını biraz olsun stresten uzaklaştırabilir ve ağrılarınızı azaltabilirsiniz. İkincisi aslında direkt olarak boyunla ilişkili değil, omuzlarla ilişkili bir durum. Özellikle masa başı iş yapıyorsanız lütfen gözlemleyin. Omuzlarınızda şu şekilde bir öne düşme oluyor mu? Maalesef bu omuzlardaki öne doğru düşme ya da kapanma, kamburlukla birlikte ya da yüksek açılardaki kamburluk problemiyle birlikte boyun bölgesindeki omurların dizilimini de etkiliyor. Ve bu dizilimin etkilenmesiyle birlikte sağlıklı omur yapılarında dahi ilerleyen dönemde şekilsel bozukluklar, şekilsel bozuklukların da eşlik ettiği fıtık ve benzeri problemler görülebiliyor. Siz hiçbir şey yapmayıp başınızı arkada tuttuğunuzu düşünüyorsanız dahi, bakın şu pozisyonda başımı arkada tuttuğumu düşünüyorum ama omuzlarımın bu içe kıvrılması boyun bölgemi iyice stres altında tutup aslında ağrılarımın artmasına sebep oluyor olabilir. Dolayısıyla şöyle bir omuzları arkaya alıp gün içerisinde eğer masa başı çalışıyorsanız dahi ellerime bakalım. Baş parmaklarımı şöyle bir arkaya alıp kürek kemiklerimi sıkıştırıp omuzlarımı şöyle bir arkaya alıp o bölgedeki kasları aktive ederek duruşuma çok küçük bir düzenleme yapabilirim. Dolayısıyla eğer böyle bir duruş pozisyonu tercih ediyorsanız da boyundan bağımsız omuz ve sırt bölgesinin de bu işin içinde olduğunu lütfen aklınıza getirin. Üçüncü duruş hatası diyeceğim ama aslında alışkanlık olan bir durum var. Yüksek yastıkla uyumak. Özellikle boyun bölgesinde burada fotoğraflarda gösterdiğim gibi çok yüksek yastık tercih ediyorsanız, yana yatış pozisyonunda, sırt üstü yatış pozisyonunda hiç fark etmez. Boyun bölgesindeki omurların stresini artırıyorsunuz. Özellikle bu pozisyonel anlamda gece boyu stres yüklenen durumlarda genellikle kişilerin şikayeti sabah boyun ağrısıyla uyanmak olabiliyor. Dolayısıyla ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer sabah boyun ağrısıyla uyanıyorsanız, normalde iyileşip ağrılarımızın azalması gereken uyku periyodundan ağrıyla uyanıyorsak, o zaman iki suçlayacağımız yapı var. Bir tanesi yastık, bir tanesi de uyku pozisyonumuz. Dolayısıyla böyle bir problem yaşıyorsanız ve yüksek yastıkla yattığınızı fark edip boyun bölgesini aşırı zorluyor ya da aynı mantıkla yastığın yüksek oluşuyla birlikte yine boynunuzu öne düşürüyorsanız lütfen bunu da bir gözden geçirip düzenleme sağlayın. Dördüncü maddemiz de araç sürerken özellikle boynun ve omuzların birlikte öne kapanması. Birçok kişi aslında benim de gözlemlediğim kadarıyla araçlarının şu pozisyonda son derece kamburu çıkmış, boyun bölgesi bu şekilde öne düşmüş bir şekilde sürmeye devam ediyor. Gün içerisinde çok da fazla araçta vakit geçiriyorsanız bu durum yine birinci maddeden de aslında anlayacağınız gibi boyun bölgesinde çok ciddi bir stres oluşturuyor. Yapabileceğimiz kolay iki detay var. Hem araç içerisinde bel yastığı kullanarak bel bölgesini desteklemek ki hemen göstereyim size ne yapacağını bu durumun. Bel bölgesini yastıkla desteklersem sırt bölgem otomatik olarak aslında düzelme eğiliminde olur. Biraz da bilinçli bir şekilde omuzlarımı geriye alabilirsem, göz hizamda, az önceki telefon kullanmak gibi düşünün, araç sürmek, boyun, bel ve sırt ağrılarınızı çok ciddi oranda azaltacaktır. Zaten trafik çok stresli bir yer. Bir de biz baş boynumuzu duruş yüzünden böyle bir stresin altında tutarsak, işte o zaman ağrılar kaçınılmaz hale gelebilir. Mutlaka dikkatli olmakta fayda var. Ve beşinci, belki de farkına varmadığınız bir madde var. Tek taraflı çanta taşımak. İster öğrenci olun, isterseniz yanınızda bir çanta taşıyın. Kadın erkek hiç fark etmez. Çantanız biraz ağırsa, özellikle bu omuzdaki eşitsizlikle birlikte boyun bölgesindeki omurlardaki bu kayma, bu eşitsizliği dengelemek isterken hem sırt bölgesinin, aslında şöyle göstermem gerekirse, hem sırt bölgesinin hem boyun bölgesinin etkilenmesi ilerleyen dönemde sadece fıtık ve benzeri problemleri tetiklemenin yanı sıra skolyoz gibi, omurgada eğrilik gibi problemlere de neden olabilir. Dolayısıyla tek taraflı çanta taşıyorsanız, çantanız da çok ağırsa öncelikle uyarım şu yönde olacak. Tek taraflı kol çantası taşıyorsanız 10 dakika bir taraftaysa 10 dakika diğer tarafa almaya özen gösterin. Ya da sırt çantası taşıyorsanız mutlaka iki kolunu da omuzlarınızdan geçirerek omurgaya daha simetrik bir yük bindirmeye çalışın. Bu söylediğim 5 madde benim çok sık gördüğüm omuz sırt ağrılarını tetiklemenin yanı sıra maalesef bel fıtığı oluşum riskini de artırıyor olabilir. Lütfen aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Eğer sizin de boyun fıtığı probleminiz varsa ya da boyun ağrılarınız sıklaştı, fıtık ve benzeri problemleri yaşamaktan korkuyorsanız özellikle söylediğim bu 5 duruş pozisyonundan kaçınmanızı öneririm. Gün içerisinde bundan kaçınmak biraz zor olabilir. Ancak ağrılar uyarıcı olup lütfen düzeltmeniz gereken anlarda, isterseniz etrafa biraz not yapıştırarak, isterseniz de aklınıza geldikçe başkaları tarafından uyarılmayla birlikte duruşunuzu düzelterek fıtık ve benzeri problemlerin en azından bir miktar önüne geçmeye çalışın. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa lütfen bana aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.